Gerçekten çok güzel bir kız. Keşke sevgilim olsa. Gerçekten çok aşığım ona. Of ya, keşke onunla konuşmanın bir yolunu bilebilsem. Bence cesaretimi toplayıp onun yanına gidip konuşmalıyım o kızla. Ne dersiniz? Evet, cesaretimi toplayıp o kızla konuşacağım şimdi. Evet, başka çarem yok. Evet, şimdi gideceğim ve o kızla konuşacağım. Bu ne be? Manyağa bak, motorunu ezecek bizi. Deli misin oğlum sen? Beni mi ezeceksin? Ya yürü git şuradan pis ezik. Önüme çıkma o zaman. Yola çıkarken dikkat et. Ben versem çıkmayacaksın yola. Allah, şuna bak ya, tehdit ediyor bir de beni. Trafik magandası. Ay Alperen, ben de seni bekliyordum. Bu çocuk da yarım saattir bana dik dik bakıyor zaten. Rahatsız ediyor beni. Keşke etseydin ona. Ne alakası var ya? Hayır, öyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Yani ben ona bakıyordum ama şey. Ama ne oğlum, Allah, ama ne? Bakıyordun işte. Hayır ya, ben sadece seninle tanışmak istemiştim. Senden çok hoşlanıyorum çünkü. O yüzden tanışmak için yanına geliyordum zaten. O anda da Alperen geldi, eziyordu beni. Ne, tanışmak için yanına mı gidiyordun? Ulan Ezix, bu kız sana bakar mı? Gerizekalı. Ay evet ya, Ezix'e bak. Ben sana bakar mıyım be? Ezix herif. Şuna bak Alperen, görüyorsun değil mi? Ezix gelmiş, laf ediyor. Benimle tanışacakmış. Ya hayal kurar işte anca böyle gerizekalı ya. Ya şunlara bak, niye dalga geçiyorsunuz benimle? Ben sadece tanışıp arkadaş olmak istemiştim. Siz benimle dalga geçiyorsunuz, ezik diyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz he? Niye? Yapmayın böyle, çok üzülüyorum. Ya kızım, atla motora, bırakalım gidelim şu eziği ya. Allah, ezik işte, bunda mı uğraşacağız? Yürü gidelim. Ay evet, haklısın. Bunu burada bırakıp gidelim. Bunda mı uğraşacağız biz bir de? Hayır ya, bu ne böyle? Resmen izleyin diye dalga geçtiler benimle. Şimdi burada bırakıp gidiyorlar beni. Beni galiba hiç sevmiyorlar. Arkadaşlar, siz beni seviyor musunuz ya? Eğer beni seviyorsanız hemen kanala abone olup videoya like atın. Bakalım hala daha beni sevenler var mı? Bakalım gerçekten beni de sevenler var mıymış? Beni kimse sevmiyordur kesin. Ezik diyorlar bana, baksanıza. Eziyim diye kimse beni sevmiyor kesin. Ya yürü kızım, atla motora. Şu eziğin yanından gidelim artık. Hiç sevmiyorum bu çocuğu zaten. Ay evet, ben de hiç sevmiyorum zaten onu. Hadi bakalım pis ezik, biz kaçıyoruz motorla. Şuna bak ya, geldi motoruyla hava attı. Benimle dalga geçti, sonra da kız aldı gitti. Hepsi bu Alperen yüzünden, hepsi. Eğer o böyle gelip benimle dalga geçmeseydi, kız da bana böyle kötü davranmazdı. Hepsi o Alperen denilen çocuk yüzünden. Göstereceğim ben ama ona gününü, göstereceğim. Ondan intikamımı alacağım, görecek o, görecek. Bitmedi burada, intikamımı alacağım senden. Oh işte, motorumu da villamın garajına park ettim. Şuna bak be, ne kadar havalı duruyor. Maşallah. Gerçekten çok havalı yani. Bu şehirde benim motorumdan daha havalı bir motor olan kimse yok. Neyse, şu garajı kapatayım da ondan sonra bir güzel yürüyerek gezmeye çıkayım ben. Hadi çık bakalım evden. Çık da göstereyim sana gününü. Burada bitecek senin işin. Bana ezik fakir dersin he? Göreceksin sen şimdi. Beni insanlara rezil etmek ne demekmiş, göstereceğim sana. Hadi çık bakalım, çık. Oho, hava da çok güzel, mis gibi. Göstereceğim ben şimdi sana mis gibi havayı. Gel buraya. Ezdi beni. Niye yaptın bunu? Niye? Çünkü sen bunu hak ettin. Beni rezil ettin. Beni rezil ettiğinin cezasını çekersin işte böyle. Oh, canıma değsin. Hayır, olamaz. Canım çok yanıyor. İşte böyle gününü gösterirler adama aslanım. En iyisi kimse görmeden kaçayım ben buradan. Hayır, olamaz. Kerem komiser, yardım et bana. İmdat. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün çukurumuzun başına toplandık. Çünkü birisi Alperen'e arabayla çarpıp kaçmış. Ve bunun kim olduğunu bilmiyoruz henüz. Ama tabii ki sizlerle birlikte bunun kim olduğunu öğreneceğiz. Sonra da gerçek suçluyu korkunç Granny'nin yanına göndereceğiz. Yani çukurun dibine. Şüphelilerimiz arasında pislik hırsız var. Kurabiye adam var. Efekan var. Vampir Miray var. Evet, vampir dişleri bile duruyor. Baksanıza şuna, tam bir kanı.
demice. Sonra korkunç dabbe var, gerçekten çok korkunç. Şuna baksanıza, elleri bile kanlı, tırnakları, üzeri, her yeri kanlı. Ve son olarak Alperen'in sevgilisi var. Arkadaşlar, sizce Alperen'e bunu kim yapmıştır, yorumlara yazın bakalım. Yani buradaki herkes şüpheli ama kim yapmıştır emin olamadım. Siz de yorumlara yazın kim yaptığını düşünüyorsanız. Evet, şimdi tek tek sorgulayalım bakalım. Vampir Miray'dan başlayalım. O bir vampir. Sonuçta insanların kanını falan emiyor. O yapmış olabilir. Hayır, hiç de bile ben yapmadım. Ben bir vampirim. Arabayla niye çarpayım çocuğa? Direkt gider kanını emerdim. Allah Allah ya. Ayrıca ben iyi bir vampirim. İnsan kanı emmem. Demek öyle. Arkadaşlar ya, Miray yapmamış sanırım. Haklı yani. Bir vampir niye insanı arabayla çarpsın ki? Gider kanını emer. Arabayla çarpmaz ama. O yüzden bence vampir Miray yapmamıştır bunu. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. O zaman hırsız yapmış olabilir. Hayır ya, ben yapmadım. Saçmalama Kerem komiser. Ben o esnada zaten bak bankada para çalıyordum. Yani arabayla onu ezmiş olamam. Ayrıca Alperen'i niye arabayla ezeyim ki ben? Gider evine eşyalarını çalarım. Hırsızım ben. Arabayla ezmem. Sadece eşya çalarım. Demek öyle. Evet arkadaşlar, haklı. Bu bir hırsız sonuçta. Baksanıza, banka soymuş. Niye Alperen'i arabayla ezsin ki durduk yere? Ama bankayı da soyduğu için onu çukurun dibine yollayacağız. Ne? Hayır hayır, dur Kerem komiser, yapma ne olursun. Hadi lan oradan, dur yapmaymış. Hadi yallah bakalım sana, yallah. Çeksin buradan şimdi. Evet arkadaşlar, atıyoruz bu adamı aşağı. Hadi yallah. İşte bu kadar. Onu da çukurun dibine yolladı. Şimdi sırada diğer şüphelilerde. Evet, korkunç Dabbe. Sen yapmış olabilirsin. Çünkü sen korkunçsun. Üzerinde falan da her yerinde kan lekesi var. Kesin sen yapmışsındır. Hayır, ben artık iyi bir korkunç Dabbe oldum. Ben artık insanlara zarar vermem. Ayrıca ben korkunç Dabbe'yim. Araba sürmem ben. Evet ya, bu da doğru. Korkunç Dabbe insanları sadece geceleri korkutur. Ayrıca araba falan da sürmez yani. Arabayla bir insan da ezmez. Doğru ya, doğru. O zaman kurabiye adam, kesin sen yaptın. Sen yaptın değil mi? Çünkü Alperen'i hiç sevmiyordun. Çünkü Alperen çok kurabiye yiyordu. Hayır ya, yesin işte, ne güzel. Ben de kurabiye yapıp o çocuğa satıyordum. Bir sürü para kazanıyordum. Ayrıca ben araba süremem. Ben kurabiyeyim. Ellerim yok benim. Baksana Kerem komiser. Ben nasıl yapmış olabilirim yani? Ben elleri olmayan birisiyim. Allah Allah ya. Harbiden ya, adam doğru söylüyor. Bu adamın elleri yok ki. Nasıl araba sürecek? Doğru diyor Allah Allah. Allah Allah ya, şuna bak, bir de benimle dalga geçiyor. Terbiyesiz Kerem komiser. O zaman kim yapmış olabilir ya? Efekan ve sevgilisi kaldı sadece. Kerem komiser kesin bu yaptı. Beni eve bıraktıktan sonra eve dönmüştü Alperen. Ondan sonra da araba çarptı. Sabah Efekan'la tartışmışlardı. O yüzden Efekan sinirleri bana saldırmış olabilir. Hayır ya, olamaz. İspiyonladı resmen kız beni. Ulan ulan. Efekan, doğru mu bu duyduklarım? Sen çok iyi bir çocuksun. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim aslında. Evet Kerem komiser, doğru ya. Bu ikisi benimle dalga geçti. Kalbimi çok kırdılar. Ben de o yüzden böyle bir şey yaptım. Ama isteyerek olmadı. Gerçekten kalbim kırıldığı için yani. Vay be, demek öyle. Gerçekten Efekan'ın kalbini kırmışlar. Ama bunu yapman gerekmiyordu Efekan. O yüzden seni çukurun dibine atmayacağım ama bayağı bir sağlam hapis cezası yiyeceksin. Hayır ya, olamaz. Hapse girmek istemiyordum ben. Hayır, ne yapacağım şimdi? Hayır.